Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Benim fakültem programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bugün Fen Edebiyat Fakültesinden bir bölümle karşınızda olacağız. Arkeoloji bölümünü tanıyacağız ve arkeoloji bölümünü tanımak için de karşımızda Berke Çilbir var. Arkeoloji bölümünden. Berke hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. nasılsınız? Teşekkürler. Heyecanlanma hiç. Gayet rahat olabilirsin. Tamam. Hepimiz burada ve biz bize sohbet ediyoruz. dört kişi 5 kişi öyle düşünelim. Ama hmm. önce seni tanıyalım. Ben Berke Çilbir. Fen Edebiyat Fakültesi'nde Arkeoloji bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Nerelisin? Isparta Keçiborlu'yum ama Isparta'da yaşıyoruz ailemle beraber. Çok güzel. Eee, şimdi arkeoloji çok e, tabii ki diğer bölümler gibi çok spesifik, çok özel bir bölüm. Evet. Ee, nasıl oldu? Yani arkeolojiye merakın hep var mıydı yoksa başladıktan sonra mı oldu? Biraz o 3 yıl öncesini bize anlatır mısın? Tabii. Ben ilk başta e, arkeoloji düşünmüyordum ama tarih, coğrafya, edebiyat okuyacağım için dedim hepsini bir arada düşündüm. O yüzden arkeoloji bölümünü seçtim. Ondan sonra araya pandemi girdi. Böyle bir soğukluk girdi araya ama ondan sonra şey, kazıya başvurular vardı hocalar. Kendi alanlarında kazar yapıyorlar. E, bu kazılara başvurdum. Pandemi arkasında işte kazıya çağırdılar. Orada bir Kıvılcım oldu işte, yani böyle hoşuma gitti böyle alanda çalışmak, ölçü almak ya da o toprağı kazmak yapmak çıkan buluntular seni beni heyecanlandırmaya başladı. O yüzden şöyle güzel bir yol çizmeye çalıştım kendime. O yüzden arkeolojiyle devam etmeye çalışıyorum. <laughs> şey aslında çok mantıklı. Hiç böyle düşünmemiştim. Hem coğrafya, tarih bunların hepsini bir arada barındıran bir e, bölüm aslında evet, gerçekten. Ayrıca... Bakıldığında işte ne kadar kötü. Coğrafyayı sadece işte şeyden ibaret biliyoruz böyle işte yer küre. Bilim ne dağlar, taşlar, ovalar falan filan ama halbuki öyle değil. Gerçekten arkeoloji birçok e, bilimi de disiplinler arası bir bölüm aslında. Peki böyle bir şey yaptın. SDÜ'yü mü yazmakta hedefin ilk etapta zaten? Evet zaten tek hedef, yani tek tercih yaptım. Arkeoloji bölümüydü birinci sırada ve direkt o geldi. Çok güzel. Peki başladın. Şimdi arkeoloji deyince tabii insanların aklına evet kazı falan geliyor. Doğru. Ama hangi dersler var? Nasıl dersler görülüyor? Uygulama mı yapılıyor daha çok? Evet, şöyle diyebilirim. Eski dönemlerden başlıyoruz. Klasik, Helenistik, Roma. Bu dönemlerden mimari plastiğimiz var. Sonra mimari serami, şey, seramik dersimiz var. Mimari dersimiz var. Mimari dersimizde çoğunlukla çizim yapıyoruz. Seramik dersinde de kırık formları çizimini yapıyoruz. Sonra onların uygulamasını yapıyorlar hocalar. Plastikte de şey bak, heykele bakarak yorumlama değil de öncesinde siyasi, dini konular yani o dönemde yaşan, yaşanılan dini siyasi konular üzerinden plastikte yorumlama yapmaya çalışıyor. Aslında göründüğü gibi değil de başka konuları alarak daha derinden bir işlem yaparak biz hocalar anlatmaya çalışıyor. Aslında ne kadar zor ya. Yani çıkan bir objenin hangi dönemde ne yapıldığına ne yapılma ihtimalinin olduğuna e, kanaat getirmek için o dönemi de bilmek lazım. Evet. Yani o eşyanın ne olduğuna, ne bunun içerisine şey de giriyor mu işte yazılar. Mesela işte bu yazı hangi işte devlete ait, kime ait, nece, ne olup ne bittiği bunları hepsiz mi araştırıyorsunuz? Eski helence ile latince dersimiz vardı. Hı hı. Yaz mesela yazıtlar çıkıyor ya da e, mimari parçanın üstüne yazıtlar yazılıyor. Bunlar hı hı. eski Helence ya da Osmanlıcı oluyor. Bunları hocalarımız çevirip bizde paylaşıyor. Biz de öğreniyoruz. Yani bize de öğretiyorlar. Öyle bir dersimiz de var uygulamalı hı -hı, olarak. Hı Böyle diyebilirim. Peki staj yapıyor musunuz siz de? Birinci sınıftan itibaren şey baş kendi isteğimizle hocaların kazılarına başvurabiliyoruz. Değil mi? Gerçi hocaların hepsi de kazıya gidiyordu evet, diye düşünüyorum. Evet, bütün hocalarımızın kazısı ee, var. Ve siz de oraya gidip aslında ne kadar güzel ya. Yani e, teorik bilginin yanı sıra Tamam uygulamayı okulda yapmak da bir yerde önemli elbet ama sahada bu uygulamayı yapmak mesela radyo televizyon okuyan birinin üniversitenin bir stüdyosunda vakit geçirmesi mi yoksa böyle alanda Böyle profesyonel işler devam ederken onun içerisinde mi olması tabii ki diğeri daha güzel. Ve siz de aslında hocalarınız sayesinde de kazılarda aktif görev alabiliyorsunuz ve kazı ortamını görebiliyorsunuz. Bu çok evet. güzel. Birinci sınıftan itibaren yapabiliyor musunuz bunu? Birinci sınıfta geliyoruz. Bazı hocalar, yani 12 aylık bir kazı takvimimiz var. Hı hı. Okul içinde de başlıyor. Ya da 3 aylık yazın araya girdiğimizde de 3 aylık 4 aylık bir kazı çalışması oluyor. Birinci sınıftan itibaren de yapabiliyoruz hocaların yanında diyebilirim. Ya çok enteresan, çok ım, mistik demeyeyim de gerçi tarihe ilgisi olanlar biraz daha bunu anlayabilirler. Ben de böyle tarihi yerlere gidince o duvarlara dokunabilmek bile çok farklı geliyor bana. Zamanında yaşamış olan insanları hissedebilmek gibi bir e, durum var. Bence çok manevi açıdan çok büyüleyici bir şey olsa gerek galiba evet. arkeoloji. Ee, peki bu seni heyecanlandırıyor mu o kazılarda bir şey? Böyle hiç şeye denk geldin mi? Hani... İşte bir şey bulduk falan filan. Buna denk geldin mi hiç evet, böyle? Evet. Denk geldim. Çok heyecanlandırıyor gerçekten de. Yani bir tuhaf oluyorsunuz. Bir güzel Hı -hı. bir duygu hissediyorsunuz. Hı -hı. Ya, başka bölümlerde, yani başka üniversitelerde arkeoloji okuyan tanıdıkların var mı? E, bir abim vardı okum. Yani Hı -hı. oradan tanımıştım. Ya yani o o da konuşuyordu. Ama onun da gittiği kazılar vardı ama böyle işte anlatıldığı gibi olmuyormuş. onu Evet. <laughs> evet. Zor mu peki? Ya biraz Zor değil de sabır istiyor galiba evet. biraz. Sıcak olsa da yani severek yapınca o kadar zorlanıyor. Gerçi değil mi ya? Mesela evet yazın yapılıyor genelde kazılar. Tabii evet. Kışın yağmur, çamur falan filan belki o yüzden de olabilir ama böyle senin sana ait böyle içerisinde bulunduğumuzda kaç tane kazı oldu bugüne kadar? Ben şu anda bir kazı yaptım. Yani bir tek Bilgi Hoca'nın Selektörü kazısına katıldım ama altı tane işlikte çalıştım. Hı -hı. O yüzden benim birazcık tecrübe oldu benim için. Bayağı bir tecrübe Hı -hı. oldu yani gelişmende. Tabii bu arada bilgi hocaya da selam gönderelim. Bilgi hocamız aynı zamanda arkeoloji bölüm başkanı. Evet. Ee, bilmiyorum ben bir kere bölümünüze gelme fırsatım oldu. Laboratuvarlarınız falan da var aslında. Evet. Yani gayet Süleyman Demir Üniversitesi bu konuda donanımlı bir üniversite sanırım. Aynen zaten işte e, okul başladığı zaman da laboratuvarda hocalarımız eşliğinde çalışıyoruz. Yine çizim olsun e, seramik çizimi, mimar çizimler falan. Onlar üzerinde ya da birazcık da dijital yöntemler olarak çalışıyoruz. Bir, e, Ahmet hocamız var bizim bölümümüzde. <laughs> Onun üzerinden kuvciz olsun, atık olsun, mimar çizim yani mimarcıların kullandığı çizimleri bize öğretmeye çalışıyor. O yüzden birazcık geniş bir şeyimiz var. O tekçe evet, eski, Geniş günün... bir yelpazı evet. aslında. Sadece böyle aman geçmişi, tarihi bilsin, biraz da kazı yapsın değil aslında birçok alanda yorumlama yeteneğinin de olması gerekiyor bu bölümde anladığım evet. kadarıyla. Valla çok heyecanlı bir e, bölüm gibi geliyor bana. Evet, o yüzden de peki sen Ispartalısın. Bir Ispartalı olarak Isparta'yı ve Süleyman Demirel Üniversitesi'ni nasıl tarif edersin? Bir öğrenci için yaşanılabilecek bir yer mi? Nasıl bir yer sence? Isparta ya, küçük ama güzel bir yer benim için. Yaşanılabilir bence. Yani olduğu kadar yani gezilecek yerleri de var. Çok olmasa da ama güzel bir yer bence Isparta. Tarihi yer açısından da çok zengin değil mi? Evet. Sagalosus'a falan gittin mi hiç? oraya nasip olmadı ama gideceğim bu sene. Değil mi ya ben bir kere böyle gire gittim böyle oraya kadar çıkıp da oradan da geri dönmek nasıl bir şeyse artık çok böyle inceleyememiştim. Yo Sagalasos. Ağlasun'daydı <laughs> değil mi Sagalasos? Bur evet. Burdur Ağlasun'da tam doğru Aynen. yere gitmişim. Okey tamamdır. Valla e, peki belki sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Hocalarınla aran nasıl? Yani öğrencilerin e Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümündeki hocalarıyla arası nasıl? Mesela ders dışında da e, hocalarına sorular sorduğu zaman cevap alabiliyor mu? Odalarına gittiği zaman e, bir karşılık bulabiliyor mu? Nasıl bir iletişiminiz var? Hocalarımızla güzel bir iletişimimiz var. Yani bir eksiğimiz ya da bir sorumuz olduğunda gidip bize güzel güler yüzle karşılıyorlar ya da sorunu sorunumuzu çözmeden göndermiyorlar. Hı hı hı. E, şu konuyu anlamadım ya da hocam şöyle bir sorularımız var deyip bizi karşılıyorlar. Ondan sonra sorularımızı çözüyor, çözüyoruz. Onun dışında bazen e, biz arkeoloji bölümü olarak bir gezilimiz ol, oluyor. Geziler olduğunda da hocalarımız, yani başımızda bir hoca hocamız olması hı hı. lazım. Bunun için de yardımcı olarak kendileri geliyorlar. E, dekandan otobüs ayarlıyoruz nasıl diyeyim yiyecek içecekleri de karşı yani o bölümümüz hı -hı, karşılıyor. Hı. Bizim de hocalar yani bizimle beraber gelip böyle bir gezi düzenliyoruz. Yani güzel bir iletişimimiz var hocalarımızla. Evet gerçekten da. üniversite fakülte bu konuda destek olduğunu anlıyorum en azından. Ee, peki benim fakültem diye başlayacak bir cümle kuracak olsam. Bu cümle nasıl devam eder? Benim fakültem güzel bir fakülte hocaları iyi, dekanımız iyi, bölümümüz iyi. Olduğunca yani laboratuvarlarımız da var. Her konuda yani ihtiyacımız karşılıyoruz diyebilirim. Peki çok teşekkür ederim Berke. ben. Ben ee, Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben Böyle bu programı yapmanın en güzel tarafı da farklı bölümlerden ve fa farklı meslek sahibi olacak olan arkadaşları tanıyor olmak ve bölümleri tanıyor olmak çok güzeldi. O yüzden çok teşekkür ederim tekrardan. Ben İyi ki geldin diyelim. Ve tabii ki de bu bölümü kapatalım. E, Fenedebiyat Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünden e, belki bizlerle birlikte oldu ve Arkeoloji bölümünü biraz da olsa tanımaya çalıştık. Umarım sizlere ışık tutmuş olur. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.